Papa Francesco, Angelus kutsamasında savaş mağduru Yemen ve sel felaketinden etkilenen Ukrayna için dua etti. Yemen 5 yıl boyunca devam eden iç savaş nedeniyle sarsılmaya devam ediyor. Ukrayna'nın batı kesimlerinde ise sel felaketi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti ve binlerce ev er sular altında kaldı. Papa Francesco pazar günkü Angelus kutlamasında savaş mağduru Yemen halkı ve sel felaketinden etkilenen Ukrayna halkı için dua etti. Papa, sizi Yemen halkı için özellikle insani kriz nedeniyle acı çeken çocuklar için dua etmeye davet ediyorum dedi. UNICEF, koronavirüs salgını döneminde milyonlarca çocuğun açlıkla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. Çocuklar çatışma ve COVID-19 başlıklı raporda yetersiz beslenen Yemen'de çocuk sayısının yıl sonuna kadar 2.4 milyona ulaşabileceği belirtildi. UNICEF, koronavirüs salgınının Yemen'deki acil duruma yeni bir katman eklediğini belirterek, Çatışma sırasında gıda ve kolera krizleri ortaya çıktı. Ülkedeki şiddet can yakmaya devam ederken sağlık hizmetleri çöküşün eşiğine geldi ve ekonomi derinden sarsıldı açıklaması yapıldı. Ukrayna'nın batı kesimlerinde etkili olan sel felaketi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti ve binlerce ev sular altında kaldı. Papa Francesco Batı Ukrayna'da şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle zor durumda olan insanlar için dua ederek Rabbin esenliğini hissedebilsinler ve kardeşlerinin bakımını üstlenebilsinler dileğinde bulundu.